Merhabalar, iyi çalışmalar herkese. 50 derste Entity Framework Lingo serimizin 48. dersini gerçekleştireceğiz. Şimdi son derste yeni yetenek ekleme işlemini gerçekleştirmiştik. Bu derste ise yetenek silme yapacağız. Visual Studio'yu açtım. Şurada hatalar veriyor ama o hatalar şimdi gidecek. Şöyle yapalım. Yani şuraları kapattım. Önce indeks sayfama geleceğim ben. İndeks sayfamız nerede? Şurada admin indeksinde. Şimdi bizim admin indeksinde ID, yetenek ve değer var. Buraya bir tane table heat tanımlıyorum. Şöyle table heat dedim. Şurayı sileceğim. Buranın ismi sil olsun. Sonra Ctrl D dedim. Kopyaladım. Burası da güncelli olsun. Şimdi kaydettim. Geldim buraya. Sayfamı yeniledim. Bakın şimdi en üstte sil ve güncelle isminde iki tane alan atacak. Şu sağ üst tarafa atacak bu değerleri. Bekliyorum yüklemesini. Bakın bu şekilde sil ve güncelle isminde iki tane alan bize göndermiş oldu. Şimdi bunların karşılığına iki tane buton atacağım. Şöyle ki TD içerisinde bir küçüktür A. A tag'ı ekleyelim sadece. Birinci A bu. Hemen altına bir tane daha A tag'ı ekleyelim şöyle. Burası da ikinci A tag'ı olacak. Bunun üstünde sil yazsın. Bunun üstünde de güncelle yazsın. Geldim, kaydettim. Sayfamı yeniledim. Bakın bu şekilde sil ve güncelle butonları gelmiş oldu. Şimdi bunlara CSS vereyim. Çünkü bunların dosyaları yok şu an. Yani CSS dosyaları yok. O yüzden çok çirkin gözüküyor. A class eşittir. BTN boşluk. BTN tire. Danger. Burası danger olsun. Buna da hemen bir tane A class verelim. A class'ı eşittir. BTN boşluk. BTN tire. Güncelleme için de success kullanalım. Yeşil buton. Kaydettim, geldim buraya, sayfamı yeniledim. Bakın bu şekilde sil ve güncelle butonları gelmiş oldu. Tamam mı? Şimdi silme işlemi gerçekleştireceğiz ilk olarak. Silme işlemini gerçekleştirebilmek için şöyle yapacağım. A'dan sonra şu class'tan sonra şuraya geldim. A. Şöyle bir saniye. A. Href eşittir. Şimdi href'inde biz bunu bir yere yönlendireceğiz. Nereye yönlendireceğim ben bunu? Bunu slash slash bizim kontrolörümüzün ismi neydi bir bakayım, default controller'ı içindeki slash yetenek sil adlı action result'a gidecek. Henüz tanımlamadık. Slash peki neye göre gidecek? Şuna göre gidecek. Add parametre nokta id'ye göre. Nasıl yani? Bakın şöyle kaydettim, geldim buraya, sayfamı yeniledim. Bakın silin üstüne geldim. Yetenek sil 1, yetenek sil 2, yetenek sil 3. Sol alt köşede görüyorsunuzdur bu şekilde. Artık hangisini istersem onu silebileceğim. Aynı işlemi güncelleme için de biraz sonra, bir sonraki derste yaparız onu da. Şimdi şunu soldan biraz büyüttüm. Default controller'a. Bu ders bu arada kaçıncı dersti? 40, 48 mi? Ya 47 ya 48'di. Şimdi default controller'a geldim. Geldim silme işlemine. Aa, pardon, default controller değil, admin controller, özür dilerim. Burayı da değiştiremem ama şurası admin'e gidecek. Default'a değil, burası admin olacak. Şimdi admin controller içine bir tane daha action result tanımlayacağım. Public action result ismi yetenek sil. Şimdi parantezimi açtım. Parantez içerisinde id isminde bir parametre göndereceğim. Sonra diyeceğim ki ne diyelim, var değer eşittir db.tbl, pardon, db gelmedi mi, db niye gelmedi, ha c demiştik çünkü context demiştik, ondan dolayı c.tbl yetenek olacak. Yeteneklers.find, yetenekler içerisinde bul neyi, id'den gönderdiğim değeri. Tamam, id'yi buldum. Seni dışarıdan parametre olarak göndermiş oldum. Bu id değerine göre ben değeri buldum. Sonra ne yapacağım? Sonra şunu yapacaksın. c.yeteneklers.remove, yeteneklerin içinden kaldır. Neyi kaldıracaksın? Değerden gelen değeri tamamen yeteneklerden kaldır. Sonra c.saveChanges, değişiklikleri kaydet ve return redirect to action. Beni bir aksiyona yönlendir. Hangi aksiyonla? İndeks aksiyonla. Yani tekrar beni silme sayfasına geri yönlendir. Zaten silme sayfası üstünde çalışacak. Ama beni tekrar aynı sayfada, yani bir nevi güncelleme işlemi yapmış olacak sayfamızın üzerinde. Şimdi çalıştırdım. Bir bakalım çalışacak mı? Bu arada şöyle bir site var. Aklınızda bulunsun. flatuicolors.com diye .com. Böyle çok güzel renk paletleri var. İsterseniz buradan herhangi bir rengin, mesela şuraya gelip işte bir rengi seçtiğiniz zaman bu rengin kodunu veriyor size. Gördünüz mü? 29 işte 80 B9 şeklinde. Geldi mesela 9 numarayı silmek istiyorum. Sile tıkladım. Bakın 9 numarayı listeden silmiş oldum.
Siteye git dedim. Siteye gittiğim zaman artık 9 numaralı kısım listeden silinmiş oldu. Bu şekilde olacak, tamam mı? Silme işlemi de böyle basit bir Entity Framework metodu, remove metoduyla işlemimizi tamamlamış olduk. Bu kadar. Bir saniye hemen dönüyorum. Kaçıncı ders olduğuna baktım da bu 48 olmuş, tamam. Geriye 2 dersimiz kaldı. Şimdi 49'da güncelleme yapacağız. 50'de de biraz sohbet ederiz ve bir 5-10 dakikalık sohbette son dersi tamamlamış oluruz. Bu kadar. Bir sonraki derste, 49. derste görüşmek dileğiyle diyelim. İyi çalışmalar diliyorum sizlere. Hoşça kalın.